Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı her ay LGS için örnek sorular yayınlıyor. Bugün itibariyle de Nisan ayı örnek soruları yayınlandı. Şimdi Nisan ayı örnek soruları çözmek için karşınızdayım arkadaşlar. Daha öncesinde bu videodan hemen önce biliyorsunuz ki sınava çok az bir süremiz kaldı. Yaklaşık 37 günlük bir süremiz var. Bununla alakalı da son ay neler yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? Bununla ilgili bir video hazırladım. Sağ üst köşeden çıkan karta tıklayarak o videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sorularımızın çözümüne bakalım. Birinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Şimdi bu fikir akımlarına önce bir bakalım. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olarak 1-2-3 şeklinde verilmiş. Bu bilgilere göre Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması bu akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Şimdi bakalım. Osmanlıcılık hangi din ve ırktan olursa olsun, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir Osmanlı milleti, yani bütüncül bir millet oluşturma amacında imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir. Osmanlıcılık bu. İslamcılığa baktığımız zaman devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları, ben buradan şu Müslüman olan Trablusgarp halkı kısmına bakarak ikinin kesinlikle olduğunu söyleyebilirim. İki olmayan şıkkı elersem burada B şıkkını götürürüm, A şıkkını götürürüm, kaldık iki şıkka. 1-2 ya da 2-3. Arkadaşlar bakın, buradaki Trablusgarp halkının Arap olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani o bölgedeki halkın Afrika kökenli Araplar olduğunu bilmeniz gerekiyor ve İslamcılığa kesinlikle ulaştık. Yani bu kişiler kesinlikle Türk değil. Türkçülük politikasında da ne vardı? Devlet dili, dini, soyu ve ülküsü bir topluma dayanarak ayakta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerini birleştirmelidir. Yani Trablusgarp halkını Türklerden saymıyor, onları dışlıyor bu politika. Peki böyle bir politikaya Trablusgarp halkı yaklaşır mı? Hayır. 3 olanı silerim. O zaman bu da gitti. Cevabımız 1 ve 2'nin olduğu Osmanlıcılık ve İslamcılığın olduğu şıkkımız diyoruz. Burada şunu söyleyelim. Osmanlıcılık hiçbir vatandaşı ayırmadan hepsini Osmanlı vatandaşı saymaktı. Şimdi geçelim ikinci sorumuza hemen. İkinci soruda diyor ki Sevr Anlaşması'nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir. Maddelere bakalım. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Azınlıkların hakları genişletilecek. Yani Osmanlı'da yaşayan diğer Yunan, Ermeni, Sırp, Rum, bunların hakları daha fazla olacakmış. Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Bana neyi soruyor? Ulaşılamaz. A şıkkı, azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale getirilmiştir. Arkadaşlar bakın, son cümlede dedi ki azınlıkların hakları genişleyecek. Burada eşitlikle alakalı bir şey göremiyorum. Hatta ve hatta azınlıklara daha fazla hak verilmesi gündeme gelmiş. B şıkkı, ekonomik bağımsızlık yok sayılmıştır. Bakın şuradaki maddeye B şıkkı ile eşleştirebilirim. Yani ekonomik bağımsızlık yok sayılmıştır cümlesine ben ulaşırım üst taraftaki buradan. Askeri güç yok edilmek istenmiştir. Bakın zorunlu askerlik kaldırılmış, asker sayısı azaltılmış ve ağır silahımız da olmayacakmış. Demek ki bizim askeri gücümüz yok edilmek istenmiş. Buradan buna da ulaştım. Egemenlik hakları zedelenmiştir. Bakın boğazlar Türkiye toprakları içerisindedir. Biz yönetemiyormuşuz, bir komisyon yönetiyormuş. Bu komisyonun içinde İngiliz, Fransız, Rus, İtalyan birçok ülkeden insan var. Benim demek ki egemenlik haklarım zedelenmiş. Buradan bağımsızlığımın zedelendiğini anlıyorum. Buna da ulaştım. Ancak eşit hale getirildi diye bir şey söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Hemen üçüncü soruyla devam edelim.
Üçüncü sorumuzda yine bir uzun bir paragrafımız var. Paragraf üzerinden yorum yaptırma sorusu. Aşağıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eserinden alınan bazı bölümler verilmiştir. Hemen okuyalım. Onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlar tarafından istila edildiğini, yani işgal edildiğini, Adana'dan Fransızların henüz el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olayların cereyan etmekte olduğunu haber veriyor. Her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordum. Bakın ülkemizin dört bir tarafının işgal altında olduğunu zaten söylemiş. Yunanlar işgal etmiş, Fransızlar işgal etmiş, İstanbul dört devlet tarafından işgal edilmiş, bunu belirtmiş. İstanbul'da ne padişahın ne de devletin ne hükümetin itibarı kaldı. Hiç kimsenin itibarı kalmadı diyor yani. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar sadrazamlara emir veriyor. Sadrazam demek Osmanlı'nın ikinci adamı demek, sıradan bir yüzbaşı sadrazama emir veriyormuş. Padişaha filan adamı filan yere tayin et diye akıl veriyorlardı. Bakın padişaha bile emir veriyormuş bu yüzbaşılar. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta'ya sürdüler. Yani memleketin aydın kişilerini ne yaptılar? Sürgün ettiler. Yani gönderdiler. Kimseye göz açtırmıyorlar, söz söyletmiyorlar. Yakup Kadri o dönemdeki durumla alakalı bir değerlendirme yapmış. Yukarıdaki metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bana ulaşılabilir soruyor. Bakalım hemen. Yunanlar ve Fransızlar Anadolu'da işgal faaliyetinde bulunmuşlar. Bakın Yunanlar istila etti diyor, söylüyor. Fransızlar da Antep, Urfa'da kanlı olaylarda girişmişler. Demek ki bire ben ulaştım. Birin olmadığı B şıkkını ve C şıkkını otomatikmen sildim. Kaldım iki şıkka. Devam ediyorum. Toplumdaki aydın insanlar İtilaf Devletleri tarafından baskıya maruz kalmışlar. Bakın Malta Adası'na sürgün edilmişler diyor. Demek ki baskıda kalmışlar. İkiye de ulaştım. İkinin olmadığı şıkkı da siliyorum. Otomatikman cevabımız ortaya çıktı. 3. Osmanlı Devleti'nin otoritesi sarsılmıştır. Zaten söylüyor bakın. İstanbul'da ne padişahın ne de devletin ne de hükümetin itibarı kaldı. Kimsenin itibarı kalmadı diyor. Hatta yüzbaşılardan bile emir alır duruma düşmüşler. Demek ki otoritesi, gücü sarsılmıştır. Buna da ulaşıyorum. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e çektiği bu telgrafta aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? Yani reddetmiştir. Bakalım. İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa 17 Ekim 1922'de bana gönderdiği telgrafta kazanılan zaferin bundan sonra böyle İstanbul ile Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği ortadan kaldırdığını ve milli birliğimizi sağladığını yazıyordu. Yani Tevfik Paşa şöyle söylemek istiyordu. Bakın burada asıl soruyu çözdürecek kısım tırnak içindeki kısım. Memlekette düşman kalmadı. O halde padişah yerindedir. Hükümet onun yanındadır. Millete düşen bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Yani kurtuluşu Tevfik Paşa şöyle söylemiş. Demiş ki gelin padişahın etrafında birleşelim. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olur demiş. Burada Tevfik Paşa hangisini yok saymıştır? Şimdi arkadaşlar tarihe baktığımız zaman biz 1922 tarihinde şunu söyleyebiliriz. Meclisimiz yani TBMM açılmıştı. Biliyorsunuz ki 1920 tarihinde TBMM açıldı ve halk seçimler yaparak oraya milletvekillerini gönderdi. Demek ki Tevfik Paşa diyor ki TBMM'yi kapatın, İstanbul hükümetinin etrafında birleşin, padişaha itaat edin. Buradan şu yorumu yapabilirim. Demek ki Tevfik Paşa ulusal egemenliğe yani milli egemenliğe yok saymış, ona saygı duymamıştır. Niye? Çünkü diyor ki meclisi kapatın, padişahın etrafında birleşelim. Demek ki yok saydığı şey burada ne olabilir? Milli egemenlik olabilir. Diğerleriyle bir alakası yoktur diyoruz. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğiydi. Gelelim hemen beşinci ve son sorumuza. Cumhuriyetçilik ilkesi yönetim şekli olarak halk egemenliğini esas alan, yöneticilerin halk tarafından belli bir süre için seçilmesini sağlayan, cumhuriyet rejimini ön plana çıkaran
ve bunu bir hayat felsefesi haline getirmeyi amaçlayan Atatürk ilkelerinden birisidir. Buna göre cumhuriyetçilik ilkesi için hangilerine ulaşılabilir? Hemen üst taraftan devam edelim. Ülke yönetiminin yönetiminde tek kişinin egemenliğini reddeder. Kesinlikle doğru. Bak diyor ki halk tarafından seçilecek yöneticiler. Yani demek ki bir kişilik yönetimi reddediyor. Bir kesinlikle olacak. O yüzden birin olmadığı C şıkkını eledim. Halkın yönetimde söz sahibi olmasını savunur. Bakın halk seçiyormuş. Halk egemenliği diyor. Demek ki halk yönetimde söz sahibi oluyor. İki kesinlikle olacak. İkinin olmadığını da sildim. Geriye kaldım. İki şık arasında. Üç, seçimlerin belli aralıklarla yapılmasını öngörür. Bakın diyor ki belli bir süre için seçilmesini sağlayan. Belli bir süre. Bakın ne yapıyoruz biz milletvekillerimizi? 4 yıllık süreler için seçiyoruz. Belli süre için. Çünkü bunun sebebi de şudur. O adamlar orayı ömürlük sahiplenmesinler. Gelip geçici olduklarını bilsinip ona göre çalışsınlar. Zaten üst tarafta demiş ki belli bir süre için. 3'e de ulaştım. O yüzden 5. sorumuzun doğru cevabının da D seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, böylelikle Nisan ayı örnek sorularını bitirdik. Yine her zamanki gibi ezber sorusu yok. Anlama, yorumlama, muhakeme edebilme, üzerine düşünebilme, neden sonuç ilişkisi kurabilme üzerine sorular hazırlanmış. Anladığımız kadarıyla 37 gün sonra gireceğimiz sınavda ezber sorusu çıkmayacak, yorumlama sorusu çıkacak. Bu yüzden yorumlama gücünüzü arttıracak paragraf sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve bize destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın.